bir doktorun şehitlerimiz için yanan yüreğinin ifadesi olarak Cumhurbaşkanına hitaben yazısı okunması hususunda tavsiye edilir. Siz hiçbir evlat ya da kardeş kaybettiniz mi? Ben kaybettim. 11 yaşındaydım. okulun son günü bir sınıf arkadaşım yanıma geldi trafik kazası olmuş ablan ölmüş dedi. Sonra ilkokul öğretmenim gözyaşları içinde beni alıp bir yerlere götürdü. Babam oğlum ağlama dedi. Sen ağlarsan annen daha çok üzülür. Ben yıllarca ağlayamadım. Şimdilerde gözlerim çabuk doluyor. Belki yıllarca ağlayamadığımdandır. Babam uzun zaman çalışamadı. Annemin yüzüne yerleşen hüzün hiç kalkmadı. Ben anamın güzel gözlerine baktığımda o hüznü hep görüyorum. Ortaokul, lise yıllarımdan hatırlayamadığım o kadar çok şey var ki. Büyük kara boşluklar hafızamda ölen de ölünmüyor diye bir laf vardır. O laf doğru değil. Ölen de ölünüyor. Bir yanınız ölüyor. Belki felç geçirmiyorsunuz. Belki kolunuz bacağınız tutuyor ama ruhunuzda bir yerler ölüyor. Ruhunuz felç geçiriyor. Ruhunuzun bir parçası yitip gidiyor. Ve kalan hayatınızı hep eksik yaşıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, birkaç şehidimiz var. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Cümlesi o kadar kolay söylenecek. Bir otoyol açılışında öyle geçerken edili verecek bir laf değil. Bu çocuklar ne için öldüler? Adları nedir? Türkiye'nin hangi kentinden hangi kasabasından hangi köyünden çıkıp Libya çöllerine gönderildiler orada ne zaman öldüler neden sizin lejyonerler diye tanımladığınız paralı askerlerin işi adam öldürmek olan bu konuda uzmanlaşmış katiller sürüsünün karşısına bizim çocuklarımızı gönderiyorsunuz sayın cumhurbaşkanı şehitler tepesi boş kalsın ülkenin en yetkili, çok yetkili, çok güçlü kişisi olarak şehitler tepesinin dolmasından söz etmeyiniz. Bu ülkede kaç kişi siz böyle söyledikçe dehşete düşüyor, karabasanlar görüyor biliyor musunuz? Siz hiçbir insanın canını kurtardınız mı? Ben kurtardım. Çok insanın canını kurtardım. Bir insanın canını kurtarmak için 6 yıl okudum. 6 yıl ihtisas, 1 yıl üst ihtisas yaptım. Yıllarla herkes saat 5'ten sonra evine giderken arkadaşlarıyla, dostlarıyla vakit geçirirken ben ya hastaneden çıkmamış olduğum ya da eve gitmemişken tekrar hastanenin yolunu tuttum. Bir insanın canını kurtarabilmek için Sabah başladığım bir ameliyatta aç, susuz, tuvalete bile gitmeden 5 saat, 10 saat, 20 saat bir mikroskobun arkasında 1-2 santimetrelik bir delikten beynin derinliklerinde yerleşmiş o insanın hayatına mal olacak bir tümörü, bir damar yumağını sürekli kanama altında ameliyat etmek, zaman zaman, kalbinizin sıkışması, zaman zaman tepenizden aşağı bir sıcaklık yayılması ama yorulmaya, soğuk kanlığınızı kaybetmeye hakkınızın olmadığını bilerek. Siz yorulduğunuzda o insanın hayatının riske gireceğini bilerek sırtınızdaki, boynunuzdaki ağrıyı aldırmadan, parmaklarınızın uyuşmasına aldırmadan çalıştınız mı? ve ameliyat ettiğiniz insan uyanana kadar geçen süre kalbiniz çarparak acaba bir yerinde bir sakatlık olur mu? Ameliyat iyi geçti ama hesapta olmayan ani bir tansiyon yükselmesiyle bir kanama oluşur mu diye beklediniz mi? Ve ertesi gün yeniden ve sonraki gün tekrardan aynı şekillerde yıllarca bir insanın hayatını kurtarmak o kadar kolay değil. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç şehidimiz var. Şehitler tepesi boş kalmayacak cümlesi o kadar kolay söylenecek bir otoyol açılışında öyle geçerken edili verecek bir laf değil. Siz ve sizi desteyenler farklı düşünüyor olabilir. Şehitlik edebiyatı yapanlar, şehitleri kutsayanlar, sanki şehitlik iyi bir şeymiş gibi konuşanlar, yazanlar oluyor. Şehitlik bir insanın gem genç bir yaşında hayattan koparılmasıdır. O insanın hayallerinin, umutlarının, yaşayacağı yılların elinden alınmasıdır. Şehitlik bir insanın babasız kalmasıdır bir ömür şehitlik bir sevgilinin düşlerinin solmasıdır karanlıkta kaybolmasıdır şehitlik bir babanın bir annenin bir kardeşin bir parçasının ölmesidir şehitlik insanın can dostunun sahibini son gördüğü yerde bekleyip durmasıdır bu ülkenin genç insanları libya çöllerinde suriye topraklarında ölüp durmasın mücadele mi lazım çok iyi yetişmiş diplomatlarımız var ülke çıkarlarını mı koruyacağız? Bizim ülkemize kimse saldırmamışken, ülkemizi işgale kalkışan yokken, çocuklarımızı eli kallı katillerin önüne atmadan bunu yapmanın bir yolu elbette vardır. Eğer biz güçlü ülkeysek evlatlarımız ölmeden de bunu başarabiliriz, başarmalıyız. Birkaç tane değil, bir tane bile şehidimiz olmasın. Şehitler tepesi ileribet boş kalsın büyük devlet adamlığı, büyük liderlik genç insanlarımızı yabancı topraklara ölmeye göndermek değil. Her birini kendi evladımız gibi görüp korumaktır. Profesör Doktor Talat Kırış. Şehitlik hususunda ben Talat Hocamla aynı şekilde düşünmüyorum. Şehadet her mümin için muhteşem bir makamdır ama çocuklarımızın korunması çocuklarımızın kesinlikle hayatlarının muhafaza edilmesi gerektiğine inananlardanım ve bu hususta bütün tedbirlerin alınması gerekli. Örneğin önceki gün helikopter kazasında 11 askerimiz çoğu rütbeli olmak üzere şehit oldular ve bakıyoruz o helikopter 1994 model yani 27 yaşında 27 yaşında bir helikopterin kaza kırım sonucu 11 askerimizin vatan evladımızın şehit düşmesi çok acı yani ihmaller neticesinde insanların ölmesi, insanların hayatını kaybetmesi çok acı. Ama bu şekilde ölen askerlerimiz şehittir. Bu şekilde ölen askerler veyahut da vatan evlatlarımız şehadet mertebesine ermiştir. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Ama devlete, devlet yetkililerine düşen evlatlarımızın boş yere ölmesini engellemektir. Yani öldü, şehit oldu, kurtuldu demek elbette ailesi için, kendileri için, ölen şehitlerimiz için muhteşem bir mertebe. Ama devlet görevlileri bu canları, kendilerine emanet edilen bu insanları en iyi şekilde muhafaza etmek durumunda. Kendi makam araçlarını bırakın 10 yıl, 5 yıl senesinde anında yeniliyorlar. En son model Mercedes'leri, Audi'leri alıyorlar. Fakat en önemli görevlere giden helikopter 27 yıllık ve kaza sonucunda onlarca üst rütbeli subayımız şehit oluyor ise bunda elbette alınacak çok büyük dersler var. Allah sonumuzu hayretsin, şehitlerimizin şehadetini kabul etsin.